Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arketip serisine devam ediyorum. Bugünkü ilk arketipimiz simyacı arketipi. Ruhsal dönüşümü arar ve doğaüstü güçlerini kullanarak bilinen yasaları etkiler. Temelde amacı içsel dönüşüm yaşamak ve sıradan olanı altına çevirmektir. Ruhsal olarak bir taş olduğu bilincindedir ve bu taşı altın yapmak ister. Olumsuz yönünde ise bilginin kötüye kullanımı, egoyu güçlendirecek şekilde yetenekleri kullanmak ve üstünlük taslamak vardır. Bilim adamlarında simyacı arketipi olabilir. Keşifte bulunma ve bu keşiflerde sıradan kuralların dışında sonuçlar alma vardır. Hayatınızda sürekli ruhsal dönüşüm aradıysanız, keşifler yapmaya çalıştıysanız bu arketipi inceleyin arkadaşlar. Bir diğer arketipimiz koşucu arketipi. Engelleri aşma, dayanıklılık, bedensel güç ve kişisel iradeyi ve ruhsal iradeyi kullanma gücünü belirler. Ruhsal gücü ve kişisel gücü bedensel becerilerinden daha önemlidir. Ahlak ve etik değerlere bağlılık, centilmen mücadele vardır ve rakibi yine kendisidir. Olumsuz yönünde ise gücün kötüye kullanımı, hile yaparak zafer kazanma, sahte güç duygusu ve duyguları reddederek sadece bedensel olana odaklanma vardır. Yaşamınızda ruhsal gücünüzü geliştirmek için yaptığınız bir sporun sürekli olup olmadığını sorun. Şimdi gelelim prenses arketipine veya soylu arketipi. Hassas, zarif ve prensi tarafından kurtarılma ihtiyacını olan bir yapıya sahiptir. Aşkla ilgilidir ve büyük bir aşkın doğasını anlama ihtiyacındadır. Ancak kendi kendine yetmeyi, ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmesi çok önemlidir. Olumsuz yönünde ise romantik aldanışlar, kendi gücünü başkasına teslim etme, kadın olduğu için bir erkeğe muhtaç olduğuna inanma vardır. Genç kızken şövalyenizin sizi kurtarmasını beklemek ve olmayınca yaşanan büyük bir hayal kırıklığı varsa bu arketipe sahip olabilirsiniz. Ayrıca hala bir kurtarıcı şövalye mi beklediğinizi kendinize sorun. Gelelim prens arketipine. Bir gün kral olarak, yani yönetime geçecek prens aslında bir hazırlık dönemindedir. İyi bir kral olmak için cesaret, adalet, cömertlik gibi özelliklerine sahip olmalıdır. Prens aynı zamanda romantiktir ve güç potansiyeline sahiptir. Bu arketipin olumsuz özellikleri ise kral olmak için hazırlanan prens sadece gücünü istediği gibi kullanacağı dönemleri düşünür ve bu zamanlar gelince her istediğini elde edeceğine inanır. Gücünü kötüye kullanmak niyetindedir ya da kibrinden dolayı kral olmak isteğindedir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.